Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. En birinci Allah Teala'nın nimetlerine ve bize verdiği nimetlerine çoklu şükürler olsun dilerim Allah'a. Ve hemçini Allah'tan isterim ki Allah Teala bize olan nimetlerini daha da çok atsın. Ve ülkemizi emnaman içerisinde etsin. Ve ülke başımızı korusun. Ve sonra sevimli kardeşler, bugün artık 5. orucumuzdu, eda etti 5'den. 5. orucumuzdu, 2024. yıl. Elhamdülillah, Allah'ın rahmetiyle biz bu aya çattı. Ve bilirsiniz ki Allah Teala bu ayda Kur'an'ı nazil edip, bu ay Kur'an aydı. Ve Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın kelamıdır. Ve o kitap en hayırlı kitabdır. Mesela ondadır ki, Müslümanlar bu kitap hakkında çok zayıftırlar. Yani onu okumak, öğrenmek, ona amel etmek barədə həddindən artıq zayıftırlar. Eğer bu kitap başkalarına verilseydi, elbette ki başkaları bundan çok istifadə edirdi. Ve ne cür ki edirlər? Bütün elimleri buradan öğrenirler. Ve bütün elimleri buradan alırlar. Ve bilirsiniz ki alimler, yani Müslüman alimleri öz sözünü deyip tarihte, sadece Müslümanlar özleri bundan uzağa düştüğüne göre bundan habersizler. Ve isteza edirlər, hatta Müslümanlar özleri, yani öyle bir vəziyyətine çatıp ki, yani onlar bu elimden istifadə edib, ancak bizim bu dinimizi ve kitabımızı gözden salırlar. Güyamış ki, onda hiçbir şey yoktu ama aslında kalsa bütün her bir şeyi oradan götürürler. Ve her bir Müslüman Kur'an'ı sevmelidir ve onu hürmet etmelidir ve onu okumalı, öğrenmeli, amel etmeli ve öğretmelidir. Ve bu ayda da Kur'an ayıdır. Kim Kur'an okumağı bilmirsə, kim mesela əzbərləmək istəyirsə, əzbərləsin, Kur'an okumağı bilmirsə, öyrənsin, təcvidlə gözəl şəkildə okumağı. Düzdür, təcviddə həddə aşmaq olmaz, hər bir məsələdə olduğu kimi. Bəzən görürsən ki, təcvidi elə bir həddə çatdırıblar ki, yani artıq yani heç xoşa gəlməz bir hala çevrilir. Və Kur'an'ı sevmək lazımdır. Ve iman getirmek lazımdır o kitaba. Âmenen Resulü bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minun. Kullun âmene billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulü. Yani bu ayet-i şerifte de Allah subhanahu ta'ala gördüğünüz gibi buyurur ki Allah subhanahu ta'ala ne de? Resulü, Allah'ın Resulü bu kitaba iman getirdi. Ve Rabbinden nazil olan bu kitaba iman getirdi ve müminler iman getirdiler meleklere ve kitaplara ve peygamberlere. Ve bilirsiniz ki peygamberlere iman getirmek, yani semavi kitaplara iman getirmek bizim imanımızın şartlarındandır. Ve hemçini Ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezi nezzele ala rasulihi. Ey iman getirenler, Allah Teala tarafından peygambere gönderilen kitaba iman getirin. Yani iman getirmek, o kitabı sevmek lazımdır. Yani o kitabda hak, o kitabda ilim, o kitabda saadet, o kitabda yani her şey insanın ruhunu rahat eleyen, kalbini rahat eleyen ve fikirlerini rahat eleyen ayetler vardır. Ve bu kitabdır. Ve hemçini fetevalla anhum ve qala ya qawmin leqad eblagtukum risalata rabbi ve nasahtu lekum velakin la tuhibbuna nasihin. Ve hemçini bu kitap bizden evvelki ümmetleri de yani hakkında danışır, malumat verir. Ve evvelki ümmetler hakkında değil. Ve Salih aleyhisselam yani öz kavmine nedik? Üst çevirdilerden. Yani dedi ben size
Mesela Allah Teala'nın risaletini çattırdım ve size nasihat ettim. Ancak siz nasihat eleyenleri sevmişsiniz. Sonra ne oldu? Allah Teala ona bela gönderdi. Yani o derecede olmaz ki Allah'tan üst çevresen, Allah'ın kitabından üst çevresen. Mesela diyorsan ki, mesela bu ilmin ne faydası var? Diyorsan kulaklıdır, günahlara göre kulaklığı gelir. Deyir, hamısı taksirler hakimdedir. Deyirsen, hastalığı gelir, Allah Teala bela gönderir. Deyir, hamısı taksirler hakimdedir. Ne deyirsen, deyir, hakimdedir. Yani artık bu, yani səhv bir fikirdir. Yani insanlar bu derecede, yani düzgün yolda, düzgün əqidədə olmadı, düzgün fikirdə olmadıqlarına göre, bak bu cür mü? Doğru. Fikirlər söyləyirlər. Və həmçinin وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Kim Allah'a ve onun meleklerine ve onun peygamberlerine ve kıyamet gününe küfür ediyse artık nedir? Azgınlığa düşmüştü. Böyle bir azgınlığa düşmüştü. Yani bu hakikaten de insanı Kur'an'ı sevmesine delalettir. Bu ayetler çoktur. Bu barədə وَاَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعْكُمْ وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. Allah Teala o vaxtı Kur'an nazil olanda axır Tevrat da var idi. Yahudlar ve Hristiyanlar var idi. Ve deyir, bu Kur'an o kitabdır ki, yani Allah tarafından nazil olub, haqdır ve ondan qabaqki kitabları təsdiqləyən, oradaki məlumatları veren bir kitabdır. Her şey açıq aşkar bu Kur'an'da deyir. Deyir, siz ona, yani bu hazırda nazil olan vaxtı, geldiği vaxt, siz onu kitaba ne eləməyin, küfür eləməyin. Yani asıl olmayın, Allah Teala'ya karşı gelmeyden çekinin. Ve hemçinin ittabi ma uhiye ileyke min rabbike. Rabbinden sana vahiy olunan ardıca gel. Yani ona tabi ol. Ve gördüğümüz bu ayet-i şerifler hamısı ne deyir? Subut edir ki yani, Allah subhanahu ta'ala'nın kitabına iman getirmek lazımdır ve onu sevmek lazımdır. Ve ondan üst çevirmek hiç vakit xeyir getirmeyin. Ya eyyuhan nebiy, ittaqillaha ve la tuta'il kafirine vel munafiqin. Ey Allah'ın elçisi, Allah'tan kork. Yani bu ayetleri yerine yetir, yolunu azma ve kafirlere ve münafiklere uyma. Ve həmişə tarih boyu hədiyan danışanlar Allah'ın kitabı hakkında ne deyim? Olub ve bugün de var, bundan sonra da olacak. Ve ona göre de insanlar çoxlu şaşkınlık içindedir. Yani həmişə belə bir şeyler olur ve ona göre de lazımdır ki bu kitabı biz sevməliyik ve bu kitabı biz hörmət etməliyik ve Kur'an-ı Kerim'i oxumalıyıq və əzbərləməliyik. Dediğim kimi bu ayda xüsusən, özü de ki xüsusən bu ayda Kur'an nazir olur. Ve həmçinin bu kitabda Allah subhanahu taala buyurur ki bu kitabı Allah taala qoruyub saxlayır. Bu kitabın üzerinde oynamak isteyenler çoxdur. Ve görmüşsünüz bunu. Mesela komünizm dövründe de. Ama alınmadı. Allah subhanahu taala'nın yani möcüzələrindəndir ki Allah subhanahu taala bu kitabı qoruyub saxlayır. Allah subhanahu taala buyurur ki bu in huwa illa zikrun lil alamin. Bu kitab həqiqətən də nədir? Hatırlamaq üçün, bütün aləmlərə hatırlatmaq üçün. Bütün aləmlərə. Yəni bundan qabaq ki peyğəmbərlər kitablar öz qovminə gəlirdi. Yəni bu kitabın möcüzəsi və olması nədir? Bütün təsəvvürlə ki hər vaxtda hər bütün bəşəriyyətə nazil olub. Bütün bəşəriyyətə aiddir. Və həmçinin o kitabda olan, yani bizden evvelki kitablarda, Kur'an'dan evvelki olan kitablardan da yani çok şeyler uygundur. Tevhiddir, mesela Allah Teala ibadet eləməkdir vesaire. Bəzi şeyler var çünkü bir Allah Subhanahu Teala tarafından gönderilib bu kitab. Ve həmçinin bu Kur'an'da mesela onun faydaları odur ki iman getirəndə buna bilirsin ki, bu Kur'an'da acayip, daha doğrusu möcüzəli şeyler var. Yani möcüzələr var ki, onlar her vaxt, her zaman var. Bugün de var, sabah da var. Ve sonra olacak. Ve keçmişte olub.
Ya bu möcüzelerle doludur bu kitap. Ve Allah Subhanahu Teala bu kitabı neyib? Koruyup saklayıb. Ve Allah Subhanahu Teala Kur'an'da buyurur ki: "İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun." Biz bu Kur'an'ı nazil ettik ve biz bu Kur'an'ı da neyicek? Koruyup saklayacak. Allah Subhanahu Teala yani bu Kur'an'ı koruyup saklamaya söz verir. Ve elhamdülillah kim bu kitaptan mühkem yapışarsa elbette hayır içerisinde olur. Ve hemçinin dediğim kimi yani Kur'an-ı Kerim'de insanın akidesinin düz olması ve alakalar insanlarla özünle birinci insanın özünle öz nefsine karşı yani malumatlar var orada yani bu kitap ve komşularla ve insanlarla umumen ve hemşinin bütün Müslümanlarla hatta gayri Müslümanlarla bile nedir ünsiyet kurmağı ve onlarla nedir davranmağı bize öğretir hayatı bize öğretir. Ve hemşinin sevimli kardeşler Allah Subhanahu Teala dediğimiz kimi bu kitabı mucizelerle gönderip bu mucizeler daima var ve hemşe çıkır ve ona göre de bu Kur'an-ı Kerim'de yani o elmi meseleler de var. Yani tek şey elimle değil. Her bir şey var. Yani bu Kur'an'da ne istiyorsan var. Zaman, mekan, vaxt, hatta vaxt bile ne deyir? Uyğundur Allah Subhanahu Teala yani hikmetindendir. Ve hemçinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görürsen ki Kur'an-ı Kerim mesela okumağı, öğretmeyi tarifleyirdi hemşe. Yani ki kim en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreten deyir. Ve çalışmak lazım ki Kur'an'ı hem öğrenmek ve hem de ne deyir? Öğretmek lazımdır. Başkalarına da lazımdır ki Kur'an'ı öğrenen. Mesela bugünleri çok efsuslar olsun ki görürsen bazı kardeşler arkayındır. Deysen ki Kur'an okuyabilirsen deyir ha. Bakırsan görürsen Kur'an okuyabilmir. Ya çok tehlikelidir bu. Hatta ona ele gelir ki Kur'an okuyor. Görürsen ki çok yani sözleri, kelimeler düzdümür. Çok pis manalar alınır. Yani düzgün olmayan, aleyhine olan manalar alınır. Yani bu düzgün değil. Yani Kur'an'a hürmet lazımdır. Düzgün okumağı öğrenmeyi lazımdır. Onun için de eziyet çekersen gerek. Hiçbir şey eziyetsiz olmur. Ve hemçinin sevimli kardeşler, Kur'an-ı Kerim bu dünya ve ahiret üçündür. Bu dünyanın hoşbəxtliyi ve ahiretimizi de hatırlatır bize. Ve ona göre her birimiz çalışmalıyız ki Kur'an-ı Kerim'i doğru düzgün okumağı öğrenen ve Kur'an-ı Kerim'e əməl etməyi. O bizim kitabımızdır ve öldükten sonra o kitabı sana okumağın sana hiçbir faydası yoktur. Çünkü o kitap diriler içindir. Dediğim kimi evvelde yani bu möcüzeli bir kitabdır. Bu öyle bir kitabdır ki bayağıdın bazılarını ben saydım. Orada xeyirlə doludur. Baştan ayağa xeyirlə doludur. Görür biz Müslümanlar neyden məhrum olmuşuq? Özümüzü neyden məhrum etmişik? Hatta əksinə gənc nəsil görürsən ki, bəziləri çıxır, başlayır ona qarşı təbliğat aparmaq, Quranın əleyhinə. Sən heç vaxt Qurana qarşı heç vaxt təbliğat apara bilməzsən, heç vaxt. Çünki biz tarix boyu görsənim, ona heç vaxt yani, qalib gələn olmuyor. Çünki Allahın kəlamıdır. Çünki Allah Teala dedi ki, mən onu qoruyub saxlayacağım. Və o qorunub saxlanır. Və özünüz də görmüşsünüz. Hər bir təhrifdən qorunub saxlanıb Quran-ı Kerimimiz. Və qiyamətə kimi də Allah Teala onu qoruyub saxlayacaqdır. Və biz də bu mübarək ayda doğru düzgün, məsələn, oxumağı öyrənmək lazımdır Quranı və təcvidə fikir vermək lazımdır. Normal. Yəni, o, bəzi görmüşsünüz də kim bir nəfəsə, məsələn, bir ayə oxuyur və yaxud bir surə əmpitə oxuyur. O cürmü yarışmağın bənası yoxdur. Yəni gözəl oxumaq üçün, yəni o oxunuşda da yəni o mənanı almalısın. Yəni o oxunuşda da məsələn o təsir edir insana. Yəni odur, yəni gözəl oxumaq o deyəndə odur. Və həmçinin əsas məsələ odur ki, Qur'anı düzgün oxumalısan. Yəni hərfləri, kəlmələri düzgün etməlisən. Və əlbəttə ki Allah Subhanahu taala Qur'anı ərəb dilində seçib. Yəni bu da onun möcüzələrindəndir. Çünki ən güclü dil, ən yəni, insanların başa düşən dili yəni odur. Həqiqətən də yəni orada daha geniş mənalı var. Yəni hər bir dilin özünə görə dəryası var, özünə görə məsələn başa düşmə miqdarı var. Amma ərəb dili daha çox üstündür.
Yani kimse Arapçılığı veya da Acemçılığı ediyse bu böyle bir şey yoktu. Allah Teala biz hemşe demiş ki, Allah Teala o bilir risaleni hardan seçmeyi, göndermeyi lazımdır. Peygamberi kimi seçmeyi, Kur'an'ı hardan, hangi dilde göndermeyi lazımdır. Allah daha güzel bilir. Elhamdülillah. Ona göre de yani bu Allah tarafından gönderilir. Şimdi görürsen ki artık bazıları milletçiliği söhbət aparır. Bazıları mesela görürsen irkçiliği söhbəti, yerli bazlı söhbəti, böyle söhbətler olmaz. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Elhamdülillah. Allah Teala neye emir ediyse ya Araplar çok hususu değil ya da başkaları için veya da bu dinde Araplar qabağa keçib veya da Araplar güzəşt olunub yoxdur. Eğer hala olsaydı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yerdi? Daha güzəşli olardı. Ama görürsen ki en çok ibadet edilen o. En çok Allah yolunda çalışan, vuruşan o. En güzel ahlaka malik olan o, en güclü elme malik olan vesaire. Yani bütün en hoş sifatlar, hamısı yaxşı sifatlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de vardı. Eğerleri seçim olsaydı, yani üstünlüğü olsaydı, onlar üstün diyenlerdi ki biz Arabi. Yok, hele bir şey yoktu. Görürsen en çok ondan sonra amel eden kim idi? Ebu Bekir idi, Ömer idi, Osman idi, Ali idi radıyallahu anhum vesaire. Başka sahabeler idi. Salman Farisi idi. Bilal Habeşiydi vesaire. Ya görürsünüz ki hiç vakit böyle bir şey olmuyor. Ama bu günleri Müslümanlar arasında dediğim gibi öz kitabına karşı, öz dinine karşı fikirler yayırlar. Bizim evlatlarımız efsuslar olsun ki bu fitnelere düşürler. Bunlar düzgün fikir değil. Bunlar bizim düşmanlarımızın apardığı tebliğattır. Allah Teala bize böyle nimet verip, o böyle nimet Kur'an-ı Kerim'dir. Biz onu değerlendirmeliyiz. Biz onu koruyup saklamalıyız. Nedir ki? Bizden öncekiler onu korudular ve ona amel ettiler. Ne cür izzetli oldular. Hem bu dünyaların kazandılar, hem de ahiretlerin. Ve bir dünyaların yanında bir şeye de tohunmak istedim. Ben size ancak karnın gidiyor. Yani mesela Ömer radiyallahu anh'u, Ali radiyallahu anh'u, halifeler idi, Ebu Bekir sonra. Onlar mesela halife, hemşe bilirsiniz de, dahşet yerde yaşayır, dahşet saraylar. Ama bakırsan ki, biri yemeğe tapmazdı. Birinin paltarı yamaqlı olardı. Ve sadə hayat yaşayardılar. Yani din kazanc məqsədi deyil. Quran kazanc məqsədi deyil. Bazıları görürsən ki, Quranı kazanc məqsədi güdür. Yani ancaq elə bilir ki, buna göre gəlir. O düzgün bunlara nə deyir? Dəyər vermək lazımdır, dəyərləndirmək lazımdır, sevimli qardaşlar. Ve bu ay həqiqətən xeyir aydı. Ve bu ay rahmet aydı. Allah subhanahu taala xeyir qapılarını bizim için açıb. Elhamdülillah ülkemiz, devletimiz, cemaatimiz, əminəmanlığımız, sabitçilik, sakitçilik, yemeğimiz şükür. Elhamdülillah. Ne lazımdır? Elhamdülillah. Özünüz görürsünüz. Mesela evvelki dövrler ne tər idi? Sovet hükümeti dövrü. İndi görürsünüz. Məscidlər açılır. Quran çap olunur. Təcvid kitabı. Kim ne lazımdır? Öğrenmek lazımdır. Aslında kalsa vəziyyət ne tabi? Bayağı dediğim o dedikodu. Müslümanlar başka şeylerle məşğuldur. Müslüman siyasetle məşğuldur. Müslüman dindən başka her şeyle məşğuldur. Allah'ın meçidlerini hatta getirip çıxarıblar. Yani ola aid olmayan şey. Halbuki ola korxa-korxa girmelidir. İbadet eləməlidir. Yani, bunlar düzgün fikirlər deyil. Yani dini bu cürmü istifadə eləmək olmaz. Dini Allah Teala buyurduğu kimi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu kimi, yani doğru düzgün amel etmek lazımdır. Ona göre de inşallah bu xeyir ayda Kur'an'la çoxlu çalışma lazımdır, ezberlemek lazımdır, öğrenmek lazımdır, amel etmek lazımdır. Hakikaten de böyle nimet verir Allah Teala. Hakikaten bu Kur'an'la çok kavimler ayağa kalkır, xeyre gedir, hem bu dünya hem ahiret için. Allah Teala bizi xeyirlerinde olanlardan etsin. Allah Teala halkımıza hidayet versin. Doğru yola yönetsin. Ve Allah Teala bizim ruzimizi bol, bereketli, rahat, halal etsin. Ve Allah Teala bütün Müslümanlara kömek olsun. Allah Teala ülke başımızı korusun. Onu hak üzerinde sabit etsin. Hakla izzetlendirsin. Onu daha da güclü etsin. Ve Allah Teala bütün Müslümanlara kömek olsun. Allah razı olsun. Allah Müslümanların malına bereket versin. Allah hemşe bizi xeyir üzerinde cem etsin. Allah razı olsun. Subhanakallahumma bihamdik.
Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netûbü ileyk. Barakallahu fîkum. Allah razı olsun.